Afrika'da günümüze ulaşmayı başarmış avcı-toplayıcı topluluk Hadza kabilesinden bahsedeceğim. İnsanlık tarihinin başlangıcında insanların avcı-toplayıcı olarak yaşadıklarını biliyoruz. Modern dönemde ise böyle yaşadığımızı hayal etmek biraz güç. Yine de imkansız değil. Zira günümüzde hala bu ilk insan geleneklerini sürdürenler mevcut. Onlardan biri olan Hadza kabilesinin ise benzersiz özellikleri var. Günümüzde dünyaya modern bir insan nüfusu hakim olmasına rağmen Hadza halkı yaşam tarzı ve yedikleri yemekler ile binlerce yıl önceki atalarından öğrendikleri gelenekleri değiştirmeden devam ettiriyor. Tahmini nüfusu 2000'den az olan Hadzabeler, kabile tarihlerine sadık kalan son kabilelerden biridir. Ayrıca ilk atalarımızın ortaya çıktığı düşünülen coğrafi bölgede yaşıyorlar. Afrika'ya gelen pek çok ziyaretçi Masai halkına aşina olsa da Hadzabe Tanzanya'nın Eyasi Gölü bölgesi yaşamaktalar. Hadzabeler avlanmak için yerel olarak üretilen zehirlerden ve ustaca kamuflajdan yararlanıyor. Tanzanya'da avcı Hadza halkı özellikle yaşadıkları yörede bulunmayan bir ağacın öz suyundan elde edilen zehir sürülmüş demir uçlu av okları ile büyük küçük hiçbir hayvanı affetmiyor. Kabilenin erkek üyeleri ileri derecede gelişmiş avcılık yetenekleriyle meşhur. Özellikle maymunlara merakı olan Hadzalar, sinsice geldikleri ağaç diplerinde meyve yiyen maymunları zehirli oklarıyla vurup hemen orada pişirip yiyor. Hadzalar aynı zamanda çok iyi birer aslan avcısı. Bölgedeki aslan nüfusunun azalmasının baş nedeni sayılan Hadzalar için aslan avlamak güç ve cesaret gösterisi. Aslanları Hadzaların elinden kurtarmak isteyen hükümet son yıllarda bu kabileyi aslanların yanına yaklaştırmıyor. Başkalarına benzemeyen kendilerine has dilleri olan Hadzalar pigmelerle bile akraba olduğu sanılıyor. Son yıllarda biraz daha ehilileşen bu kabile hükümetin dağıttığı sığırları da besliyor. Erkekler genellikle ailelerini beslemek için avlanıp eve anladıklarını getirirken, kadınlar ve çocuklar diyetlerini desteklemek için meyve, yemiş ve kök topluyorlar. Hadza halkı mevsimsel olarak yemek yiyor. Kurak mevsimde daha fazla et ve yağışlı mevsimde ağırlıklı olarak bitki bazlı, yüksek lifli besinler tüketiyorlar. Erkekler özellikle usta avcılardır ve onların cesur ve yaratıcı avlanma tarzları görülmeye değerdir. Bu onların tek besin kaynağı olduğundan bölgede avlanmasına izin verilen tek kabile onlardır. Temizlik malzemeleri olmadığı için bağırsak mikrobiyomlarının bizimkilerden farklı olduğu düşünülüyor. İzolasyonları ve azalan sayıları onların HIV-Hadzabe kabile kültürünün ilginç bir yönü de dilleridir. Kalahari çölündeki Bushmenlerle bir tür ilişkisi olduğuna inanılan Hadzabe dili, ünlü Bushmenlerin diline benzeyen kendine özgü bir dilidir. Bizimle aynı kurallara göre yaşamıyorlar veya zamanı takip etmiyorlar. Geçmişlerini hatırlama konusunda sözlü bir geleneğe sahiptirler ve ölçü olarak takvim, zaman veya sayı kullanmazlar. Hiç savaş, kıtlık ya da ciddi hastalık salgını yaşamamışlar. İçgüdüleri ve becerileri ile doğanın döngülerini ve işaretlerini yorumlayabilme yetenekleri sayesinde hayatta kalırlar. Geceleri en derin çalılıkların arasında güvenle yürüyebilirler ve tamamen rahat olabilirler. Bu girişken insanlarla gerçekten büyüleyici bir ziyaretin keyfini çıkarabilir ve yaşamı bir avcı, toplayıcı olarak deneyimleyebilirsiniz. Hadzabe ile yapılan avlarda avlarını nasıl takip ettiklerini, zehirli uçlu okları olan yaylar kullandıklarını ve bir arı kovanı bulmak için honey guide kuşuyla nasıl etkileşime girdiklerini görebilirsiniz. Ayrıca şifalı bitkilerin yanı sıra yabani meyveler ve yumru köklerin nasıl aranacağını da öğrenebilirsiniz. Tüm dünya geçirdiği her dönemde çeşitli revizyonlara uğrarken gelenekselliğini bir milim bile bozmadan olduğu gibi yaşayan bir kabile Hadza kabilesi. Varlığını Tanzanya'da sürdüren kabile, günümüzde de bundan 500 sene öncekinden farksız yaşıyor. Teknolojinin hiçbir nimetinin girmediği toprakları onlara ait ve onlar çalışmak ve mesai kavramı olmaksızın avcılık ve toplayıcılıkla yaşamaktan memnun, turizmin kaçınılmaz olarak getirdiği kalabalıklardan ve küreselleşmeden uzakta yaşıyorlar. Gelecek hakkında konuşmadan yaşam sürüyorlar. Geleneklerini ve dilini asla terk etmemiş kabile, teknolojiden uzak bir hayat sürüyor. Cep telefonu, elektrik, otomobil, çalışmak, patron, mesai gibi kavramların hiçbiri Hadza kabilesinin sorunu değil. Para kullanmayan kabile, yalnızca komşu kabilelerle bir şeyler takas ediyor.
özellikle terlik, sandalet gibi takas edilmeye değecek kadar kıymetli şeyler önem taşıyor, zamanın unuttuğu kabile olarak nitelendirilen Hadzalar, hiç kimseyle çatışmaya girmeyen bir kabile. Açlık veya bulaşıcı hastalıklarla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmayan Hadza kabilesinin nüfusu, avcılık ve toplayıcılıktan geçinebilen insan sayısından fazla değil. Tanzanya'nın vahşi doğal ortamında varlığını sürdüren Hadza kabilesi dünya üzerindeki son avcı toplayıcı topluluk. Bu nedenle bilim insanlarının dikkatlerini üzerinde topladığı bir kabile. Tanzanya'yı ziyaret ederseniz sadece bu geleneksel insanları ziyaret etmekle kalmayıp, aynı zamanda bu cesur insanların bazen zorlu Tanzanya vahşi doğasında binlerce yıl boyunca nasıl hayatta kaldıklarını görmek için heyecan verici bir gün doğumu avına da tanık olabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.